Koş hadi, koş hadi, koş. Koş özgürce ormanda. Koş, koş durun, hadi koş. Yelen uçuşsun rüzgarda. Koş hadi, koş hadi, koş. Doğru gidiyor dört nala. Koş, koş durun, hadi koş. Karatay hemen yanında. Hadi koş, hadi koş, hadi koş. Peşinden ayrılma sürünün. Koş durun, koş durun, koş. Her gün yeni bir macera. Doğru başlıyor. Önce gelinciğin ittirgeci, şimdi de bu. Sence tüm bunlar ne anlama geliyor Kırat? Sanırım artık endişelenme vakti geldi Demirkır. Bu şeyler insanlara ait ve buralarda bulmamız tek bir anlama geliyor. İnsanlar çok yakınımızda. Ben etrafı kolaçan edeceğim. Eğer bir tehlike varsa bunu bizzat görmeliyim. Tamam ama çok dikkatli ol. Hı. Madem geleceğin ittirgeci var, bu da benim uçurgacım olur o zaman. Ne yapıyorduk? Önce ben onu havalandıracağım, sonra da o beni. İşte başlıyoruz. Sonra ben de ona dedim ki, bir tutam samandan daha lezzetli bir şey varsa o da saman balyasıdır. Anladın mı? Saman balyası. Çok fazla saman yani. Evet, o kadar komik ki şimdi gülmekten bayılacağım. Sen de bir ses duydun mu? Seninki dışında mı? Son birkaç saattir maalesef hayır. Çeneboz, Sarıcan, hoş geldiniz. Aa, siz ikiniz tanışıyor muydunuz? Yolda karşılaştık. İkimizin de buraya geldiği ortaya çıkınca yol boyunca sohbet ettik. Sohbet mi? Dostum, sohbet için ikimizin de sırayla konuşması ve bunun da keyifli olması gerekirdi. Ama tek konuşan sendin. Duydunuz mu? Bana dostum dedi. Çok çabuk kaynaşmışız değil mi? Kurtarın beni. Lütfen. Yeterince eğlenmediniz mi? Artık yalnız seyahat etmene gerek kalmadı Sarıcan. En yakın arkadaşın Çenebaz hep yanında olacaktır. Gülmeye devam et bakalım kara çocuk. Bir gün o atla baş başa kalırsan o zaman görürüm seni. Çenebaz biraz konuşkandır ama çok da iyidir. Ha? Biraz mı? Size hiç susmadı diyorum. Hem de hiç. anlat bakalım. Nerelerdeydin şimdiye kadar? Beni bilirsiniz. Canım nereye isterse hep o yöne koşarım. Sizden ayrıldıktan sonra da pek farklı olmadı. Ormanda başka at sürülerine rastladın mı? Pek sayılmaz. Ama benim gibi birkaç gezgin atla tanıştım. Sonuncusu da sizin Çenebaz'dı işte. Çenebaz'ın çenesinden kurtulduğuma göre şimdi nereye gidiyoruz? Meyve yemeyi özledin mi? Hem de nasıl? O zaman hızlı olmalısın. Hiç merak etme. En iyi yaptığım şeydir. Beni de bekleyin. Ama ben size yetişemiyorum ki. Oh, gittiler bile. Her zaman aynı şey. Ben yarışalım desem sen küçüksün diyorlar. Ama kendileri yarışmak istediğinde beni arkada unutuyorlar. Büyüyüp güçlendiğimde görecekler ama. O zaman ben hepsini arkamda bırakacağım. Sadece su içmeye gittim. Herkes bir anda yok olmuş. Şşt! Çenebaz! Şşt! Buradayım, burada! Muhtar?
Sana kimsenin bilmediği bir şey söyleyeyim mi? Bana mı? Tabii, söyle. Uçmaya çok yaklaştım. Hı? Nasıl? Bununla. Ama biraz yardıma ihtiyacım var. Nasıl? Üç deyince. Bir, iki, üç. Uçtun muhtar. Uçtun. Gerçi kısa zamanda yere çakıldın. Ama bunu saymazsak uçtun diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Deriz sanki. Hı? Muhtar, sen iyi misin? Hadi bir daha. Ha? Meyve bahçesi burada bir yerlerde değil miydi? Sanırım şu tarafta. Sakin ol Alaca. Sadece kuşlarmış işte. İyi de bu meyve bahçesi ne taraftaydı ki? Yoksa ben kayıp mı? Ha? Çok güzel. İştahından en ufak bir eksilme olmamış kara çocuk. Ha? Bir şey mi söyledin? Yemek yerken seni duyamaz Sarıcan. Kimseyi duymuyor. Hele de böğürtlen yiyorsa. Ha? Bazı şeyler hiç değişmiyor işte. O kadar emin olma Sarıcan. Mesela ben hızlı ittirgecim sayesinde artık sizinle yarışabilirim. Gerçi muhtar onu uçurumdan düşürdüğünden beri eski hızında değil ama olsun. Ben de seni gördüğüme sevindim gelincik. Gerçekten mi? Ben de öyle. O kısmı atladım değil mi? Havalı bir giriş yapayım dedim. Selam vermeyi unuttum. Sorun değil. Bayağı havalıydın. Teşekkür ederim. Herkes burada. Peki Alaca nerede? Olamaz. Fazla hızlı gelmiş olmalıyız. Onu yine geride bıraktığımız için çok kızacak. Ne kadar hızlı olursak olalım, şimdiye kadar çoktan bahçeye varması gerekirdi. Haklısın. Zaten bu sıralar ormanda çok tuhaf şeyler oluyor. Gidip baksak iyi olur. Hadi Karatay, sonra devam edersin. Ha? Neler oluyor? Lokmanı yut da gel. Yolda anlatırım. Bundan emin misin Demirkır? Evet Kırat. Maalesef şüphelerimizde haklı çıktık. Çocuklar, ne oluyor? Alaca, Alaca'yı gördünüz mü? Ne olmuş Alaca'ya? Hep birlikte meyve bahçesine gidiyorduk. Ama kendimizi yarışa kaptırıp onu geride bırakmışız. Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Biz... Onlar kadar benim de suçum. Sarıcan, Alaca özellikle Doru ve Karatay'ın sorumluluğunda. Ve onlar sorumluluklarını unutuyorlar. Hem de çok yakınımızda insanlara ait bir ev varken. Yakınımızda ev mi var? Alaca, Alaca'yı hemen bulmamız gerek. Hayır, daha fazla karmaşaya sebep olmanızı istemiyorum. Siz ikiniz vadiye döneceksiniz. Ama Demirkır... Tartışma bitmiştir. Diğerleri benimle gelsin. Kaybedecek zaman yok. Alaca'yı bulduktan sonra ben onu sakinleştiririm. Merak etmeyin. Yakınlarda insanlar olduğunu nereden bilebilirdik ki? Demirkır bile yeni öğrenmiş. Evet. Bilemezdik. Ama Demirkır haklıydı. Alaca'yı arkada bırakmamız büyük bir hataydı. Peki ne yapacağız? Demirkır vadiye dönmemiz konusunda çok ciddiydi. Döneceğiz zaten. Ama Alaca'yı bulduktan sonra. İşte ben de bunu söylemeni bekliyordum.
acele edelim. Siz de nereden çıktınız? Galiba Alaca'yı bulmadan vadiye dönmeyeceğimizi biliyorlardı Doru. Burada ayrılıyoruz. Kırat ve ben yakınlardaki eve gidip Alaca orada mı diye bakacağız. Siz de Doru ve Karata ile birlikte devam edin. Aa, biz de mi vadiye dönelim yani? Onlara ne kadar kızsam da Alaca'yı bulmadan vadiye dönmeyeceklerine adım gibi eminim. Bu yüzden siz de Doru ve Karata'ya katılıp Alaca'yı ormanın diğer tarafında arayın. Hı hı. Alaca! Alaca! Neredesin? Doğru. Bunu görmeniz gerek. İşte. Ev bu tepenin hemen ardında. Gidip Alaca'nın orada olmadığından emin olmalıyım. Demirkır, bu iyi bir fikir değil. Ha? Bir insan Alaca'yı yakalamaya çalışıyor. Ben buradayken bunu biraz zor yapar. Doru! Bekle! Bunu yapmak zorundayım. Demirkır, bekle!